Bizim için zor bir müsabakaydı. Ancak dediğim gibi can suyuna ihtiyacı olan bir takımız. Bu müsabaka bize gelecekle ilgili güzel şeyler, öğretiler bıraktı. Özgüven bıraktı. Sanıyorum rakibimizin üzerindeki bize yaptığı baskıların üzerine çıkarak arkada yarattığı boş alanları iyi kullanmaya çalıştık. Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti. Tabii büyük bir camia, büyük bir takım. Ona karşı üstünlük sağlamak kolay bir iş değildi. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Belki zaman zaman topu rakibe vererek rakibin oynamasına zaman zaman müsaade ettiğimiz anlar da oldu. Ama bu bizim direkt oyun yapabilmemiz için, rakibin arkasındaki alanlara hızlı hareket edebilmemiz için gerekli olan koşullardan da biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Teşekkür ederim. Puan yükseldi, baraj yükseldi gibi geliyor bana. Çünkü Kayseri'nin kazanması, bizim kazanmamız 35 olarak düşündüğümüz barajın belki de 37, belki de 38'e kadar çıkmasını neden olabilir. Bu nedenle dikkatliyiz. Önümüzdeki müsabakaların her yarımına bile, yarım puanına bile ihtiyacımız olacak diye düşünüyoruz. Akıllı gideceğiz. Yani ayaklarımız yere basacak. Evet, Fenerbahçe'yi yemiş olabiliriz. Bunun zevkini veyahut da bunun vermiş olduğu hoşnutluğu yaşayacağız ama aklımız kaybolmayacak. Yukarısı bana göre yani bizim artık çok dikkat edeceğimiz bir yer değil. Yani biz büyük Ankara Gücü'nün büyüklüğüne yakışır bir yerde kalması, bu ligde kalması için elimizden geleni yapacağız. Tabii yukarıda da bir takım iniş çıkışlar olacaktır. Ama biz kendimizle ilgilenmek zorundayız. Yani artık hiçbir tarafa bakamayız. Şöyle, sakatlıkları var fakat biz bu maçta risk etmedik. Çünkü önümüzde çok maç var. Bu iki oyuncuya çok ihtiyacımız var. Taktiksel açıdan olsun, güç olarak olsun. Bu nedenle bir önlem aldık. Bu riski göze aldık. Ama o yerlerini oynayan arkadaşlarımız bana göre onları aratmayacak kadar da özverili oynadılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Buyur. Bunlar olabilir dedi. Sağ olsun, çok nazikti. Meslektaş olarak birbirimizi anladığımızı fark ettik, sarıldık. Ama ben Mevlana'nın güzel bir sözüyle bu konular üzerinde bir şeyler söyleyerek kapatmak istiyorum. Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel, bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dün dündü cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Şimdi bu hem Türk futbolunun içinde yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Hem de bazı şeyleri böyle çok yani provoke etmeden güzel şeylerin peşine gitmemiz gerekiyor. Yoksa ben ajandası olan bir adam değilim. Ben ajandasız bir adamım. Evet. Miloş biliyorsunuz yabancı oyuncularda bazen ortama uyumla ilgili kendini ifade etmede zorluk yaşanan bazı ender de olsa bazı durumlar yaşanıyor. Miloş'ta böyle bir durumdan şüpheleniyoruz ama şu anda bu hafta içerisinde %30'luk %50'lik bir gelişme oldu. Miloş'un stiline müdahale etmeye çalışıyoruz ve onu geliştirmeye çalışıyoruz. Karakter olarak bir numara bir adam. Dolayısıyla onda olmuş olan Allah'ın yarattığı ya da çalışarak elde ettiklerini ortaya çıkarmak için onunla işbirliği yapıyoruz. En kısa zamanda da o da devreye girecek. Şu anda mesela Rivas ve Miloş dışında bize katkı veren yabancılarda çok az, çok başarılı bir transfer çalışması oldu bizden önce. Biz bunları bize sundular ve biz de bunların içerisinde kabul ettik. Çok yararlı bir transfer dönemi geçirdik. Rivas ve Miloş'un katılımıyla stratejilerimiz, kullanacağımız stratejiler de değişecek. Bence çok güçlü, şöyle bir güç kazanacağız.
direkt oyun dışında set oyunu da oynayabilecek olduğumuz bir anlayışı geliştirmek için o adamlara da ihtiyacımız olacak. Teşekkür ediyorum.